Herkese merhaba arkadaşlar. Köpeklerde liderlik ikinci aşamadayız. Artık örneklendirmeye geçebiliriz. Çünkü ilkinde liderin, alfanın ne demek olduğunu anlattım. Şimdi liderin yapması gereken şeyleri anlatacağız. Öncelikle liderin kim olduğunu öğrenmeniz. Bu basit örnekle öğrenebilirsiniz. Hemen örneği açıklayayım size. Köpeğinizle beraber dışarı çıkın. Böyle sakin bir alanda köpeğinizi serbest bırakın ve yürüyün. Köpeğiniz eğer sizinle beraber yürüyorsa, sizi geçmiyorsa, koşmuyorsa sağa sola, sizinle beraber geliyorsa bilin ki lider sizsiniz. Ama köpeğiniz önünüze geçti, sizi iplemiyor, umursamıyor, hacı geçmiş olsun. O zaman yasakta da lider sen değilsin kardeşim. He? O zaman da lider sen değilsin. Ama ben onu şu an serbest bıraktım. He. Komutla yine tabii sıkıntı canım, yok yani. Komut sıkıntı yok. Komutla mesela köpeğini eğitmişse serbest dediğinde köpeği gidiyor, gel dediğinde geliyor, otur dediğinde oturuyorsa sıkıntı problem yok. Tabii sen köpeğini serbest bıraktın, otur diyorsun oturmuyor. Gel diyorsun gelmiyor, yat diyorsun yatmıyor. Kızım biz sana o kadar eğittik, sen geliyorsun halen sırnaşıyorsun ya. Bu da tüy dökmeye girmiş. O dediğin örnekler şöyle mesela, hani serbest bıraktın, köpeğin seni dinlemiyor, uzaklaşıyor yanından, otur diyorsun oturmuyor, yat diyorsun yatmıyor, gel diyorsun gelmiyor. Bu liderin sen olmadığının göstergesi. Ama dediğin her şeyi yapıyorsa, sen köpeğine serbest diyorsan, yanından ayrılıyorsa sıkıntı yoktur. Lider sen demeksindir. Çağır bir bakayım gelecek mi? Ne sert? Betiye. Bu daha çabuk geliyor. Onda demek kesinlikle lider sensin. Lider benim hacı. Bak görüyorsun. Ama bak bekliyor. Gördün mü? Aferin oğlum. Lider benim. Ne sert? Boş. Bırak o. Aferin lan oğlum. Tamam. Abi bu kıza yüz vermeye gelmiyor ya. Desert'a kızdığım gibi buna kızabilsem var ya, daha eğitimli olur ha. Aynen öyle. Ama kıyamıyorum. Sokak köpeği. O da bunu kullanıyor. Bildiğin iyi niyetimi suistimal ediyor. Ayıptır ya. Tamam oğlum, seni de silmiyorum. Tamam. Abi bu beni ısırır ha. Bak deme. Hemen yüz bul. Tamam kalk. Sevmiyorum ben seni ya. Allah'ım mesela. Digo. No sevano. Digo, no sevano. No sevano. Abi böyle şu şekil fotoğrafını çekeceğim. Kartposta. Bak bakışlara bak. Aslanım benim. Oğlum sen de hep oyunun derdindesin ya. Desert. Bombrele. Bak bu ne demek söyleyeyim mi? Ne diyorsunuz oğlum siz? Ne istiyorsunuz? Bir karar verin lan. Sana mı bakayım, ona mı bakayım, derdiniz ne? Arkadaşlar köpeğin sahibi iki tane ise böyle bu hale düşürmeyin lütfen. Köpek dengesiz olmaya başlayacak. Tamam oğlum gel aşkım benim. Sıpam yakışıklım. Sen artistsin. Aslan parçası. Bir şey de yok ki artim köpek mutlu olsun. Abi bir, Allah'tan köpeğimi küçükken böyle şeylerle mutlu etmeyi öğrettim ha bak. Hipnoz edeyim mi lan seni? Hadi git. Daha da anasını. Valla iyidir kardeşim. Çoluk çocuk falan. Mevzu nerelere gitti ya, ben ne anlatıyordum? Arkadaşlar liderin nasıl olduğunu sizlere anlattım. Kimin lider olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi öğrendik. Liderin ne olduğunu, ne bittiğini öğrendik. Yavrulardan mı başlayalım? Yoksa direkt büyük şeylerden mi başlayalım? Bence yavrulardan başlayalım. Çünkü yeni köpek alanların en büyük sıkıntısı bir zahmet nasıl şey olacağını, yavrulardan başlayalım. Arkadaşlar köpeğinizi aldınız. Eve getirdiniz. Aldınız eve getirdiniz. İlk yapacağınız şey, hani köpekte liderin kim olduğunu öğreteceksiniz ya ona. Yapmanız gereken köpeğinizi karşınıza alıp, şimdi ben benim koca danada da size göstereceğim. Önce bir anlatayım. Yavru köpek ya, köpeğinizi aldınız karşınıza. İki patisinden tutun.
göz kontağı kurmaya çalışın. Onunla göz kontağı kurduğunuzda gözünüzü dahi kırpmayın. Çünkü gözünüzü kırpmanız demek lider değilim demek. Zayıf liderlik, aynen. Ben düşüyüm, sen benden daha iyisin demek. Tabii köpeğiniz bir alfaysa vay halinize, bir de göz kırptıysanız ya. Üf, lider artık oldu, kurtuluşunuz yok. Onu defalarca tekrarlamanız lazım. Şimdi köpeğinizi aldınız karşınıza, patilerinden tuttunuz şu pozisyonda. Göz kontağı kuruyorsunuz. Yavru köpek ister istemez sağa sola bakabilir. Ama alfa bir köpekse direkt gözünüzün içine bakacaktır. Veya mırın kırın edecektir. O sırada isterseniz hırlayabilirsiniz köpeğe karşı. İsterseniz ses tonunuzu biraz yükselterek kızabilirsiniz. Göz kontağınızı kurun. Yaklaşık minimum 15 saniye ile 45 saniye arasında değişebilir hayvanı sıkmadan. Bir şekilde onu yaptıktan sonra, hani onu evde yaptınız ya, sürekli aynı ortamda yapmayın. Farklı yerlerde de yapın. Dışarı çıktığınızda da aynı şekilde onu uygulayın. Çünkü dışarıda da içeride de her yerde liderin siz olduğunuzu hayvan bilsin. Her zaman lider sizsiniz. Dışarı çıktığınızda da her şey aynı şekilde deneyin. Ne bileyim, günde 10-15 defa her yerde deneyin bunu. Ve sakın gözlerinizi kırpmayın. Bir de bak arkadaşlar, şurada en önemli unsur, bunu yavru köpekte yapın. Çünkü eğer köpeğiniz 2 yaşına gelmiş, 3 yaşına gelmiş, lider kendisi olmuş, siz bunları yapmak için geç kalmışsanızsa eğer, siz o patileri tuttunuz ya, göz kontağı kurmaya çalışıyorsunuz ya. Biraz. Olur da o göz hafif böyle seyirirse artık kolunuz mu olmaz, yüzünüze mi saldırır, ona bir şey diyemem. Çünkü lider odur. Öyle bir durumda size vereceği karşılık hayırdır. Sen kimsin? Lider benim, akıllı lider ol. Benim, sizi uyarır. Ha, sizi parçalar demiyorum, uyarır. Artık kolunuzu mu kanatır veya başka bir şey mi yapar onu bilemem. Sizi kesinlikle uyarır. Mesela bir diğer şeyde de isterseniz yavrunuzun ayaklarını yerden keserek de liderin kim olduğunu öğretebilirsiniz. Çünkü ayakları yerden kesilince güçsüz olduğunu görecektir köpek. Güzel. Böylelikle de liderin sizin olduğunu farkına varacak. Siz bunu küçüklükten öğrettiğinizde bu içgüdüsel olarak kafasına yerleşecek. Büyüyünce de diyecek ki lan lider o istese benim ayaklarımı yerden kesiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum, çırpınıyorum böyle. Bu bilinçaltına girecek. Böylelikle liderin kim olduğunu bilecek. Ama siz elinizden geldiği kadar hayvana zarar vermeden, hani bu tut sirkele aşaması da var tabi. Hani belirli şeyleri siz belirliyorsunuz ya, hayır, evet gibisinden. Ensesinden tutup köşeye atmanız da sizin liderliğinizin göstergesidir. Tabi bu olayı yaptıktan sonra da arkadaşlar, köpeğiniz yanlış bir şey yaptı. Örnek veriyorum, hayır dediniz, attınız ya. 10-15 dakika hiçbir şekilde köpeğinize ilgi duymayacaksınız. Hiçbir şekilde onu sevmeyeceksiniz. Yaptığı hatanın farkına varacak. Ki bir önceki videomda abim söylemişti, hani köpek gelip yalayacak ya size, özür dileyecek. Büyük bir ihtimal köpeğiniz zaten sizi lideri olarak görüyorsa eğer, gelip sizden özür dileyecektir. Ondan sonra zaten sevgi pıtırcı olabilirsiniz. Her zaman abartmamak koşuluyla. Şimdi anlatım bence yeterince anlattım. Bir de benim koca danada gösterelim mi? Bir de beni ısırıyormuş. İnşallah Esen gelirse. Betya. Gel oğlum, rezil etme oğlum Cerrah abini. Bak, hadi ben, oğlum. Görmüyor musun lan? Nerelerdesin? Deser. Betya. Ses gitmiyor belki ya. Bırak. Oo, nereye gitmiş bu? Nereye gitmiş? Betya. Be. Kıza bak, o ondan daha hızlı geliyor şerefim ha. Abi dur, bu sefer oturmayacağım ya. Hayır. Tamam dur. Dur, liderin kim olduğunu göstereceğiz ya. Dur. Bunun korkusundan benim köpeğe sanki yabancı köpek muamelesi yapıyorum ya. Betya la. Roş. Rako. Arkadaşlar köpeğinizle aynı şu şekilde patilerinden tutup gözlerini kaçırıyorsa lider sizsiniz. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şekilde gözlerime bakmıyor. Çünkü lider benim. Ama normal şartlarda lider oysa böyle elinizi kitlenir, ısıracaktır. Aynen öyle. Kızacaktır yani size. Ama o şu an teslim oldu. Dikkatinizi çektiyse gözümü dahi kırpmadım. Özür dile oğlum. Maçko abi. Aferin. Lan dudaktan öptü lan. Sorry. Abi öptürmeyi ben niye öğrettim bu köpeğe ya? Gel lan bura, elimi öp. Maçko.
Görüyorsun arkadaşlar, el öpme, dudak öpme. Artık bir zahmet lideri ben olayım. Dediğim gibi arkadaşlar, gördünüz, hiçbir şekilde ciddiyetimi bozmadan sabit bir şekilde köpeğim yaklaşık 3 yaşını doldurdu. 4'e falan adım atmaya başlıyor. O yolda ilerliyor, 4'üne girecek. Lider benim, hiçbir şekilde sıkıntı yok. Gözlerine bakarken de baktım, bu tarafında çizmiş manyak. Artık nereye sürtmüşse ormanda koşuyor. Aynen öyle. Hiçbir şekilde göz temasınızı bozmadan şu pozisyonda arkadaşlar. Şu an kameraya baktığım gibi. Biraz daha sert. Böyle oluyor mu? Dur, ciddiyet. Evet arkadaşlar, köpeğimizde lider olmanın en büyük unsurunu sizlerle paylaştım. Bu ikinci unsurdu ki daha devamı gelecek, anlatacak o kadar çok şey var ki. Bu videoda sadece 2-3 noktaya değindim. Bir sonraki videomuzda da aynı şekilde 2-3 noktaya ayrıntılı bir şekilde göstererek değineceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki liderlik köpek eğitiminde görüşmek üzere arkadaşlar. Spaya.